Şunla şu saat arasında şunu yapacağım. Bununla bu saat arasında. O programa kimse uyamaz arkadaşlar. Merhabalar sevgili gençler. Ben SML hocanız. SML hoca matematik YouTube kanalındasınız arkadaşlar. 10. haftaya artık giriş yapıyoruz. 8. haftaya kadar bir ders işledik. Arada bir hafta mola verdik. 9. hafta mola haftanızdı. Neden? Çünkü Acil TYT soru bankasından sizlere ödevler verdik. Umarım bu ödevlerde yapılmıştır, yapılıyordur, bitmek üzeredir. Diye umuyorum. Ee, şimdi sevgili gençler 9. haftayı mola verdik. Şu an 10. haftadayız. 10. haftanın konuları da ekranda görünüyor şu an. Bileşik ve ters fonksiyon, ikinci dereceden denklem ve parabol. Yani burada senin neyi anlaman gerekiyor? Artık mat 1 konularının sonlarına doğru yaklaştık. Şimdi Bundan sonraki haftalarda da sevgili gençler problemler var oran orantı var Bunlar hala mat 1 diye devam ediyor ama bunlara ekstradan ayrı bir parantez açmamız gerekiyordu Dolayısıyla bunları e, harmanlaya harmanlaya daha böyle önemli yani nasıl diyeyim Öğrenciler tarafından zor olarak algılanan konuların arasına koydum ki oran orantı problemleri veya polinomları e, Onlara da gerekli önemi göster diye bunu yapıyorum Şimdiye kadar biz ne işledik neler işledik bu kanalda hemen size sayıyorum Temel kavramlar işledik arkadaşlar. Maksimum minimum değer, ardışık sayı, çözümleme, asal sayılar, bölen sayıları, faktöriyel, bölme, bölünebilme, OBEP, OKEK, okay, rasyonel sayılar, denklemler, basit eşitsizlikler, mutlak değer, çarpanları ayırma, üstü köklü sayılar, kümeler ve fonksiyonlar 1 ve 2 işledik. Şimdi fonksiyonların içerisinde bileşke ve ters fonksiyon yoktu. Bunu bazı arkadaşlarımız fark etti bazıları fark etmedi fonksiyonu bu kadar zannettim ama bileşke ve ters fonksiyonu da ekstra bir parantez açarak işlemek istedim. Yaklaşık 20-25 sayfada buna ayıracağız. Yani arkadaşlar fonksiyonlar dediğimiz konunun konu anlatımı belki de bilmiyorum en detaylısı ve en muhteşemi diyeyim ya ben direkt en muhteşem şekilde arkadaşlar sizlere anlattım ve bu kanalda olabildiğince detaylı olarak anlattım sevgili gençlerse. Yani başka bir kanalda bu kadar detaylı bir anlatım, bu kadar bol örnek çözümlü bir fonksiyon dersi de göremezsiniz, göremeyeceksiniz. Ee, belki daha sonrasında yapanlar olur illaki ama dediğim gibi arkadaşlar tam ayarında bıraktık, kıvamında bıraktık hani. Bu boğmaya gerek yok veya az bir örnek çözüp de işte kendimizi kandırmaya lüzum yok. Tam olması gereken neyse bunu yaptık. Tamam mı? Şimdi bu haftaki konumuz ne dedik? Bileşkin ve ters fonksiyon işleyeceğiz. İkinci dereceden denklem ve parabol. Şimdi neyi anladık biz buradan? İkinci dereceden denklemler sevgili gençler. Mat 2'nin yani AYT konularının ilk başlangıç konusu diyebiliriz. Yani bundan mesela parabolden öncesinde veya sonrasında ben size büyük ihtimal sonrasında olur. Parabolden sonrasında sevgili gençler ben size başka ne anlatabilirim? E, bu dönüşümler var biliyorsunuz fonksiyonların dönüşümleri. Bakın fonksiyon dediğimiz kavram önemli bir kavram. Bunu artık anladın çünkü bak parabolden hemen sonra da diyorum ki bir de fonksiyonlar da dönüşümler. Yani fonksiyon grafiklerinde ötelemeler dönüşümler bir de bunları anlatmamız gerekiyor sevgili gençler. Bunlar ne işine yarayacak? Parabolde çok işine yarar. Daha sonrasında türevde çok işine yarar. E, i̇ntegralle çok işine yarar. Dolayısıyla sevgili gençler limitte çok işine yarar. Dolayısıyla arkadaşlar sizin yapmanız gereken bu konuları dikkatli bir şekilde ele alıp titizlikte izleyip Çalışıp sorularını çözüp karşıma öyle gelmeniz. Şimdi yavaş yavaş artık Aralık ayına da yaklaşıyoruz. Şu an biliyorsunuz Eylül'deyiz. Eylül'ün bugün ben videoyu çekerken 7'si ama siz videoyu e, izlerken yüksek ihtimalle 10'u falan olacak sevgili gençler. Yani 10 Eylül artık geriye ne kaldı? Ekim, Kasım ve Aralık. Peki şimdiye kadar kaç hafta işledik biz? 10 hafta, 10. haftayız. Yani 2,5 ayı bitirdik. Yani üzerine bir bu kadar daha koyduğumuz zaman neredeyse bitirmelik olacağız tüm konularımızı haberiniz olsun. Ee, şimdi matematik anlamında kafanda soru işareti kalır mı bu kamp bittiğinde merak etme arkadaşım kafanda bir soru işareti kalmayacak. Ha, ufak tefek bazı konular tam oturmaz, Bu da sıkıntı yok. Herkes de olabilir bu. Ee, bazı konular tam manasıyla sana e, verim vermez olabilir. Her konuda, her kurumda, her kursta, her dershanede, her okulda, her kolejde zaten bunlar olabilir. Her özel derste bunlar olabilir zaten. Ee, ki hani şöyle bir durumda var. Mesela yüz yüze ders mi? Yoksa işte online ders mi? Tabii ki online ders değil. Yüz yüze dersi tercih ederiz. Çünkü hani yüz yüze de bir e, temas vardır. İşte bir e, öğrencinin bakışlarından anlarsın. Sen konuyu anlayıp anlamadığını veya işte e, öğretmenler için söylüyorum. Öğrencinin bakışlarından anlayıp anlamadığını, tedirgin olup olmadığını, tam manasıyla konunun oturup oturmadığını sen anlıyorsun zaten öğrencinin bakışlarını. Ama ben buradan sizin bakışlarınızı falan göremiyorum. Yani burada en büyük avantajınız veya işte en büyük şeyiniz nedir? Anlamazsın geriye sardırırsın. Anlamadın bir daha geriye sardırır. Bıkmadan usanmadan zaten ekrandaki SML Hoca anlatıyor senin için konuları. Buradaki avantaj bu ama dediğim gibi verim manasında düşünecek olursak yüz yüze mi yoksa online mı? Tabii ki sevgili gençler yüz yüze. Yani bence en iyi şekilde online ders veren kurum veya veren hoca bile o dersin verimini yarı yarıya olarak hisseder. Öğrenci de aynı şekilde. Öğrenci daha azını hisseder. Dolayısıyla sevgili gençler olabildiğince bu kaynaklardan, bu imkanlardan yararlanın bu süreçte. Biliyorsunuz hani okullar açılıyor, açılmıyor, açılmayacak gibi duruyor, ilk dönem kapatıldı gibi duruyor gibi gibi çeşitli varyasyonlar, çeşitli söylemler var, söylentiler var. Ama biz bunlara hani nasıl ne kadar birinci dereceden bizleri etkilese de biz bunlara takmayacağız ki. Yani... Bizim yapmamız gereken nedir abi? Evindesin tamam kaynaklarım var tamam Allah'a çok şükür böyle imkanlarım var. Ee, vardır. vardır illaki vardır. Yani bunu izliyorsan mesela internetim vardır. Ha, kapasitesi az olabilir. Özel derse şuraya buraya harcayacağın parayı internet faturasını harcayabilirsin. Hatta daha daha ucuzlarını harcayabilirsin. İşte aylık 30 lira gibi 40 lira gibi bir paket artırımına gidersen internetin de senin çok olur. Ee, i̇zlersin videoları izlersin. Senin için hazırladığım pdf'lerin çıktılarını alırsın. Yine dediğim gibi PDF çıktılarını alırken 4 sayfayı tek sayfaya bastırırsan olabildiğince maliyeti sana düşürür. Ben yorumlar kısmında da hani e, sürekli irdeliyorum, bakıyorum. Yorumlar kısmında da işte kitapların pahalı olduğundan e, işte PDF çıktılarını alırken hocam biraz daha az sayfa yapabilir misiniz? İşte P PDF çıktısı alıyoruz kitaptan pahalıya denk geliyor gibi. Hani onları da ben okuduğum için arkadaşlar sizin de cebinizi düşünüyorum ya yani biz de öğrenci olduk sonuçta. E, bunları da düşünüyorum arkadaşlar hani dediğim gibi sizler için çeşitli e, Nasıl diyeyim cebinizdeki para paranın cebinizde kalması için Çeşitli denemeler yapıyorum yani Bu nedir işte Pdf'lerinize sevgili gençler 4 sayfayı bir sayfaya bastırırsanız mesela Okunaklı olur Ha bak ben o konuda da Şunu düşünüyorum Bu Acaba bir gerçek var arkadaşlar Mesela Hocam pdf'i 4 sayfayı bir sayfaya basınca çok küçük oluyor Hocam zaten hazırladığınız PDF'lerdeki işte soruların ebatları ya da işte puntolar çok düşük. E biz bunları okurken çok zorlanıyoruz. Ya bak şimdi kimse kusura bakmasın. E, yapmayan varsa sözün meclisten dışarı. Kimse kusura bakmasın. O telefonlarınızı ellerinizi alıyorsunuz. E, en minik puntoya getiriyorsunuz. Bütün ekran ayarlarından e, bütün puntoları küçültüyorsunuz. WhatsApp'tan bir mesaj geldiği zaman yemin ediyorum yarım metreden bile okuyorsunuz. Ya arkadaşım Telefonuna bakıyorsun. Instagram'daki o görselin acaba ne yazmış diye tek tek böyle fotoğrafın altına bakıyorsun. İşte Facebook belki kullanmıyorsunuzdur çoğunuz ama işte Facebook'tan bir şey oldu kim beğenmiş hemen oradan bildirimlerin arasından o küçücük ufacık tefecik emojileri şunları bunları görmek için sa çaba sarf ediyorsunuz aslında ama bunun farkında bile değilsiniz. Gençler eğitimden bahsediyoruz okumaktan bahsediyoruz yahu matematikten bahsediyoruz. Yani o yüzden senin açıp da o telefonundaki mesajları minicik minicik mesajları okurken gelip de PDF'deki puntolara laf etmen bence biraz keyfi ya. Lütfen, lütfen. Arkadaşım, ee, yani şöyle düşündüğümüz zaman bizim zamanımızda bu kadar çeşitli yayın da yoktu. Yani renkli resimli yayınlar yok, kağıda baskılıdır, yok kapağı işte ezilmeyen, bükülmeyen, şöyle olan, böyle olan işte kimse şunu düşünmüyordu. Öğrenciler daha geniş çözüm alanlarına kavuşsunlar diye kitap abatlarını büyütülmesi falan böyle muhabbetler yoktu ya bizim zamanımızda. Bizim zamanımızda 3-4 tane yayın vardı. Bir tane böyle baba bir yayın vardır ona kimse ulaşamaz pahalıdır İşte her yerde satılmaz bütün kırtasiyelerde yoktur gidersin ararsın bulamazsın ararsın bulamazsın ararsın bulamazsın birisi getirir e, kitabı zaten kitap dediğimizde ne biliyor musun hani nasıl diyeyim çok böyle çakma bir matbaadan çıkmış gibi fotokopi bir kitap biz onların üstünden çözdük arkadaşlar biz e, hani nasıl diyeyim kitabı alıyorsun eline İşte buralarda şeyler falan yazıyorsa e, nedir onun ismi ufak tefek yazılar var. Üzerinde böyle hani fotokopi olduğu çok belli kitapların zaten. ne böyle siyah karartılar falan var. Biz onları falan çözdük ya. Yani bir soru yanlış olduğu zaman bazen yanlış soruya yarım saat uğraşıyoruz. Diyoruz ki acaba biz mi hatalıyız? Acaba biz mi çözemiyoruz diye arkadaşlarımızla e, işte İsa'yla Rıza'yla şununla bununla herkesle böyle tartışa tartışa bakıyorduk. Yani sorunun yanlış olduğunu da bilmiyorduk. Ama uğraştırıyordu bizi boştan yere. E şimdi bak soru yanlış olunca hemen YouTube'dan ben çıkıyorum size ki arkadaşlar 112. sayfanın 3. sorusunda bizim bir hatamız var. Dizgi hatası olmuş kusura bakmayın bu soruyu bu şekilde düzelteceğiz diyoruz. Veya işte Instagram sayfamızdan veya işte YouTube topluluk kısmından bunları paylaşıyoruz. Yani senin bir kitabın eskiden böyle düşünüyorum. Eee, kitap yazarını tanıma, kitap yazarının yüzünü görme, kitap yazarından soru çözümü dinleme falan gibi böyle imkanlarımız da yoktu. Bak bu imkanları yakalamışsın. Yani... Tamam okul kapalı olabilir. Tamam eyvallah. Ee, PDF'teki yazılar küçük olabilir. O olsun yani büyük yapsam da bu sefer diyeceksin ki hocam bunlar çok büyük. Fotokopiye verdiğim zaman daha fazla para edecek. Yani arkadaşlar hepsi okunabilir düzeyde. Emin ol hepsi okunabilir düzeyde. Uğraştığın zaman okuyacaksın zaten. Yani uğraşmana da gerek yok zaten okursun. Hani senin soru çözme mesafen nedir? En fazla iki karış, 30 santimetre falandır yani. O da hani nasıl diyeyim? Hissetmeden zaten eğilerek çözüyorsun. Yani bütün öğrenciler de ben bunu görüyorum. gömülüyorlar kağıdın üzerine öyle çözüyorlar. Yani biz de öyleyiz. Belli bir vakitten sonra böyle dimdik başlarsın çalışmaya. Daha sonra eğile eğile çalışmaya başlar. Arkadaşlar lütfen rica ediyorum. Bakın sizi ikna etmek ee, nasıl diyeyim? Böyle sizi ikna edilebilirsiniz. E, ben sizi ikna ederim. Ama dediğim gibi bunları aklınızdan çıkarmayın arkadaşlar lütfen ya sadece bir pdf çıktısını alacaksın çalışacaksın ben karşında burada anlatıyorum ben de görüntülü falan anlatıyorum böyle hani nasıl diyeyim gayet samimi bir şekilde sanki yan yana ders anlatıyormuş gibi esprisiz yani e, moda mod tabii ki değil Arada sırada böyle e, ders dışında veya dersle alakalı olup da böyle tarihten bilgiler falan vererek anlatıyorum ki canı sıkılmasın. Ha böyle goy goy muhabbet yaparak elbette anlatırız da işimizi ciddi yapalım diyoruz. E sen de bu şekilde geç bak karşına ne güzel hoca anlatıyor. Hem de ciddi anlatıyor. Hem de güzel anlatıyor. E bu nimetlerden faydalan diyorum ben sana sadece. Yani bunlar dışında evde başka neler yapabilirsin? Kitap okuyabilirsin. Yani ben çok kitap okumadım hayatım boyunca. Yani çok kitap okumadım. Taş çatlasın maksimum okuduğum kitap sayısı 12'dir 13'tür hayatım boyunca. Mesela son 3 senedir hiç kitap okumadım. Kafamda belli bir yazar vardır. Sadece onun kitabını okurum mesela ama onun dışında ben kitap kitabı okumadım. O yazar olmasa mesela hayatımda toplam okuduğum kitap sayısı da 3 olur, 4 olur. Ben bunun eksikliğini görüyor muyum? Bazen yani bir konuşma yapacakken veya bir metni okurken metnin başını sonunu kaybediyorum. Yani başını okuyorum, ortasına geldiğim zaman başını unutmuş oluyorum gibi. Dolayısıyla kitap okuyabilirsiniz evde. Boş zamanlarınızda sizi yormayacak, ve e, nasıl diyeyim? Sizin hayatınızı etkilemeyecek. Filmler izleyebilirsiniz. Ve nedir bu? Tarihi filmler olabilir. E, otobiyografi pardon biyografi filmler olabilir. Belgesel filmler olabilir. Bunları izleyebilirsiniz. Dizi bence izlemeyin. Çünkü dizide e, biliyorsunuz artık para piyasası. Hani ne diyorlar? Orada bir diziyi birinci bölümünü izlediğiniz zaman ikinci bölümünü de izletmesi lazım o dizinin. Doğru mu? Bunu bilerek yapıyorlar bir, tam böyle son noktasına bir merak uyandırıyorlar veya işte e, dizi şeklinde hani günlük yayınlanan yarışma programları şunları bunları izlemeyin arkadaşlar neden izliyorsunuz e, neden izlemeyin diyorum e, şundan kaynaklı mesela tam böyle diyorsun ki saat 10'da ders başına otururum ama önce şu programı bitsin diyorsun veya diyorsun ki işte şunu sonucunu bir öğreneyim hemen şeye derse gireceğim diyorsun derse başlayacağım diyorsun. Ama onun sonucunu söylemeden önce reklam sokarlar oraya. Reklam 15-20 dakika sürer, 25-30 dakika sürer. Sonra dersin ki ama reklam şimdi reklam tekrar gideceğim içeri yarım saatlik çalışmayla olmaz biraz bekleyin. Sonra saat 10.30 olur. Sonucunu açıklarlar ve sonrasında ekstra bir şey çıkar onu izletmeye çalışırlar. Sen derse başlayacağım diyene kadar saat 12 olur dersin ki bir de uyumam lazımdı. 12'den de 1'e kadar zaten çalışılmaz. Çalışsam da şimdi dişlerimi fırçalayacağım, yüzümü yıkayacağım, şunu yapacağım, bunu yapacağım. O yüzden artık bugünlük uyuyayım da yarın ders çalışırım gibi muhabbetlere girersiniz. O yüzden de ben size izlemeyin diyorum. Hani böyle günlük yayınlanan, iki günde bir yayınlanan veya işte haftada bir yayınlanan veya Netflix'ten şuradan buradan diziler falan izlemeyin arkadaşlar. İnternetten şuradan buradan dizimizi izlemeyin. Ya film izlersiniz. Onda sıkıntı yok ama onda bağımlılık haline getirmeyin. Dediğim gibi arkadaşlar evde evde oturarak başka neler yapılabilir? İşte dediğim gibi stabil bir şekilde dersinizi çalıştığınız sürece ister kitap okuyun, ister film izleyin, ister e, korunaklı bir şekilde tabii ki tedbirinizi alarak dışarı çıkın bir yürüyüş yapın, gezin, gelin hani burada geçenki videoda da söyledim burada sizin vereceğiniz emek 10 aylık bir emek olur 10 aylık bir cefa çekersiniz ama gerisine sefa sürersiniz yani ömrünüzden bir seneyi hibe ederek geri kalan ömrünüzü mü kazanmak yoksa ömrünüzün bir senesini e, lay lay lom geçirip ömrünüzün geri kalanını mı hibe etmek istersiniz tabii ki bir seneyi hibe edin arkadaşlar bir kalanını kazanan ömrünüzün. Bence bu daha kıymetli, daha değerli olacaktır. Evet, konulardan nerelere geldik? Bu da rehberlik videosu ya, motivasyon videosu arkadaşlar. Bir şekilde bir şeyler almanız lazım. Bunlar benim gördüğüm, bunlar benim yaşadığım, bunlar benim tattığım olaylar. O zaman mesela bazen video çekimi yapmam gerekiyor. Ee, akşam işten gelmişim, yorgunum. Ee, i̇şte bizim de bir ofisimiz var biliyorsunuz Ankara Eryaman'da. Oradaki özel dersler şunlar bunlar. Öğrencilerin yanında duruyorum. Bazen şehir gezileri yapıyorum. İşte işler kitap evlerine gidiyoruz gidiyoruz. Yazar günleri düzenleniyor. Gibi yorgun oluyorum. Evden gidiyorum. Diyorum ki akşam saat 9'da video çekmem lazım. Tamam güzel eve gelmişim 7.30. Ee, sonra diyorum ki yemekten sonra şurada biraz uzanayım. 9'da da videoya başlarım. Saat 9'u 9'a 3 kalıyor mesela diyorum ki neyse 9'u 5 geçe kalkarım. Sonra 9'u 5 geçiyor. Neyse 9'u 15 geçe ile 9'u 5 geçe arasında bir fark yok diyorum. 9'u çeyrekte başlıyorum video çekmeye. 9.30'da başlıyorum Bunlar hep kayıp arkadaşlar hayatımızda. Dolayısıyla sen neyi ne zaman yapman gerektiğini bil. Kendine ona göre bir program hazırla. Ve daha sonrasında her şeyin kolay olacağını, daha sonra her şeyin tıkır tıkır peşinden geleceğini sen kendin göreceksin zaten. Tamam mı? Bu bir. İkincisi de bir de şunu da kesinlikle yapma. Ee, haftalıkmış, aylıkmış, senelikmiş. Senelik zaten olmaz da. Aylık falan kendine program hazırlama. Program dediğin bir veya iki günlük olur. Şimdi neden? Kendine şunu söyle, tamam bana inanmıyorsan kendine şunu söyle. 3 gün sonra akşam yemeğinde şunu yiyeceğim de. Bunu yaz istersen, duvara da yaz, e, eline de yaz, kağıda da yaz, telefonun hatırlatıcısına da ekle, her şeyi yap. Arkadaşlar genelde o 3 gün sonra akşam yemeğinde o yemeği yemezsiniz. Genelde. Mutlaka bir aksaklık çıkar. Bunu bak 3 gün sonrasından bahsediyorum. Ama sen gidiyorsun kendine aylık program hazırlıyorsun. Bir hafta 7 gün belirliyorsun. Cumartesi, pazar, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma diye. Buraya yazıyorsun tek tek. İşte burada bunu yapacağım, burada bunu yapacağım. Saat şununla şunun arasında matematik çalışırım. Burada bunun arasında fizik çalışırım. Fizikten sonra da bir yarım saat mola veririm. Yarım saat mola da şunları, şunları, şunları yaparım. Ona bile yazıyorsunuz. Şurada tuvalete git. Burada böyle bir program olmaz zaten. Olamaz zaten. Biz insanız. çoğu zaman gelişi güzel yaşıyoruz. Çoğu zaman hayattaki her şeyi ama her şeyi kontrol edemeyiz. Yani sen şunu yapacağım dersin o sırada bir telefon gelir programın 5 dakika aksar o 5 dakika gün sonunda olur sana 50 dakika. Dolayısıyla hiçbir zaman o programı uyamazsın. Ha şunu yapabilirsin. Bir günlük ya da iki günlük plan hazırla. Ben hep öyle yaparım. Yani mesela şu an gece yatmadan önce mesela tamam mı? Derim ki yarın şunu 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 şunu, şunu, şunu yapacaksın. Tamam. Ama bunu bu kadar yapacaksın bunu bu kadar. Saatleri belli değildir. Ben o gün o işleri bitirmeye çalışırım o işler bitecek. Saat belli değildir. Şu, şunla şu saat arasında şunu yapacağım. Bununla bu saat arasında o programa kimse uyamaz arkadaşlar. Bunu unutun. Yani zaten hani diyorsunuz ya ders çalışırken yoruluyorum. Kendim öyle bir program hazırladım ki uf ne kafa kalıyor ne beyin yanıyor beyinler. Ya yani böyle bir şey olamaz zaten. Neden? Çünkü sen zaten bu programı uyduğun için beynin yanıyor. Bu programı uyduğun için bu şekilde saat saat uyumaya çalıştığın için zaten sen beynin yanıyor. Yani sen bir program hazırlarken kendinin yapabileceğine inanırsın. Ama ama o programdaki şeyleri yaparken kendinin yapamayacağını görürsün zaten. Yapman gereken şeyler şunlar. Yarın şunu, şunu 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 yapmam lazım ve gece 12'den önce bitirmem lazım diyeceksin. Veya kaçta uyuyorsun? 2'de. Gece 2'den önce bitirmem lazım diyeceksin. Ve o gün içerisinde ee, en, bakın bu, bu da önemli, en zor işten yani yapılması en uzun olan işten başlayacaksın. Önce onları yapmaya başlayacaksın. Ee, ve gece saat 2'den önce hepsini bitirmen lazım. Eğer ki bu kağıtta yazanların her birini sen bitirmişsen zaten programa uymuşsun demektir. Yani ben 3 ile 5 arasında matematik çözeceğim. İşte 5.30'a kadar dinlenirim. 5.30'dan 7.30'a kadar fizik çözeceğim. 7.30'dan 8'e kadar yemek yerim. 8, 8'den 8, 8.30'a kadar o yemeği sindirmeyi beklerim. 8.30'da tekrar ders otururum falan filan. Bu, madde, bu, bu muhabbetler yanlıştır. Şimdi sen 8'de yemek yemeyi planladın. E Annen yemeği 8.25'te hazırlayabilir. Ne olacak oradaki 25 dakika? Boş boş bekleyeceğim mi? İşte o yüzden yapmanız gereken program sadece yapılacak işleri yazmaktır. Ve gün gün yazmaktır. Maksimum 2 gün sonrasını yazın bakın. Ama her gün yazarsanız bunu alışkanlık haline getirirseniz inanılmaz başarılı olursunuz arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. Sadece yapılacak işleri yazacaksınız. Ve kesinlikle ama kesinlikle saat maat belirtmeyin oraya. Yani günlük 4 saat matematik çalışalım. Yanlış bu ya. Sen matematikte yapman gerekeni yaz. O gün onu yaptıysan tamam bitmiştir senin işin. O günlük programı matematikte bitti. Başarılısın bu kadar. Anlaştık mı? Buradan da bu şekilde size kızarak bir uyarı yaptım. Ee, başka ne diyebilirim? Bu video için başka bir şey diyemem. Şimdi 10. haftadaki konularımız zaten belli. Bu arada tam olarak şurada bakın. SML Hoca Matematik. Abone oluyorsunuz arkadaşlar. Bak bunları yapmayı da öğrendim sizin için. Ee, bunu da şu an fark ettim. Ee, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirimlerinizi açın. Videoyu beğenmeyi de unutmayın. Arkadaşlarınıza bu kanalı önermeyi de unutmayın arkadaşlar. Ee, merak etmeyin. Hani rakip elenmediği bir, bir, bir durum söz konusu değil. Siz iki buçuk aydır e, en basitinden bir haftadır e, kamptasınız en kötü ihtimalle. Ee, arkadaşlarınıza kanalı önermeyi unutmayın. Arkadaşlar böyle böyle bir kanal var. Haberiniz olsun. Semen Hoca Matematik rehberliğimizi yapıyor. Motivasyonu veriyor. Gaza getiriyor. Dersi anlatıyor. Hem de mükemmel bir şekilde anlatıyor. Soru çözümü yapıyor. Kitap çözümü yapıyor canlı yayınlar yapacak. XX'ler sorular çözecek. 5 soru 5 çözüm yapacak. Matematiği full, full edecek bize diye bahsederseniz onlar da bir merak eder. Girer belki abone olurlar falan filan. Olmasanız da canınız sağ olsun ne diyelim. Ee, gençler bu videonun sonuna gelelim artık. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Dediklerimi unutmayın. Ee, görüşürüz.